Arkadaşlar merhabalar. Yine karşınızdayız, yine geldik. Bir şeyler anlatacağım bugün. Anlatmak istediğim şeyler çok güzel. Harika şeyler, muhteşem şeyler. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Cümle sıralamasıyla gideceğim. Neden ondan gideceğim? Çünkü artık dilimde tüy bitti. Ben bunu size anlat bıktım. Neden? Sürekli anlatıyorum arkadaşım. Belli bir sistem var zaten benim sistemimde. Biliyorsun bunu. I, you, we, they, he, she, it'le başlıyorsun. Ardından yardımcılarımız var. Eğer bunlar is, are, ardından was, were, do, does, did. Is, are, was, were, work, by, ing. Ardından gelen will, can, may, must ve should ifadeleri var. Bunlardan sonra kullanman gereken şey ya bir fiil, yani mekmaklı bir ifade, ya da ondan sonra gelen bir noun, isim dediğimiz ifade olacak. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Yorumlarda böyle değişik cümlelerle karşılaşıyoruz. Şunu bir tekrar edelim. Öncelikle cümlende kurmak istediğin cümleyi şöyle başlatıyorsun. I, you, we, they, he, she, it. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar ifadeleriyle. Ardından ilk olarak düşünmen gereken şey zaten hemen yardımcılar. Bir yardımcı düşüneceksin. Am, is, are mı, was, were mü? Do, does mı, did mi? Am, is, are, were bayancı mı, was, were, were bayancı mı? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz, bunları bilmemiz gerekiyor. Şunları küçük bir tekrar edelim. Sonra ben alıştırmalara geçeceğim. Çünkü çok fazla alıştırma istiyorsunuz. Alıştırmaların eksik olduğunu vesaire söylüyorsunuz. Biraz ben size alıştırma şapayım değil mi? Biraz alıştırma şapayım. Onları size şapın. Sonra bize yollayın. Biz de onu kontrol edelim. Şimdi öncelikle şu yardımcılardan biraz tekrar bahsedeyim girişte. Ondan sonra bunu dinledikten sonra benim vereceğim alıştırmalara bakın ve onları yapmaya çalışın. İlk olarak emizar ve bazlar. Emizar ve bazlar be, yani olmak fiilinin çekimlenmiş halleridir. Nasıl oluyor? Emizar genel veya şu andan bahsederken çekimlenmiş hali be fiilinin. Bazlar ise geçmişten bahsederken be fiilinin, yani olmak fiilinin çekimlenmiş hali olarak kullanılıyor. Ben eğer olduğum bir şeyden, yani ne olduğum, nasıl olduğum, nerede olduğum, nereli olduğum bir şeyden bahsediyorsam ya emizar ya da bazlar kullanıyorum. Lakin şu andan veya genel bir zamandan bahsederken emizarı kullanıyorum. Geçmişten bahsederken bazları kullanıyorum. Ardından neler geliyor? Do ve does geliyor. Do ve does'ı ben ne için kullanıyorum? Genel bağlamda yaptığım bir şeylerden bahsetmek için, değil mi? Mesela ben bir İngilizce öğretmeniyim. Ben ne yapabilirim? İngilizce öğretirim, değil mi? Ben İngilizce öğretirim derken do veya does kullanıyorum. Atıyorum Ayşe tam bir sigara içicisi. Çok seviyor. Ne bileyim Ayşe bir tenisçi. Bu kız ne yapar? Bu kız tenis oynar. Bu kız sigara içer. Bunları genel bağlamda yapar ve ben bundan bahsederken do does kullanıyorum. Ardından ne geliyor? Did. Did'i ne için kullanıyorum? Ben bundan 50 yıl sonra ne diyeceğim torunlarıma? Ya çocuğum ben İngilizce öğretmeniydim. Ben İngilizce öğrettim. Geçmişte bu işi yaptım. Yani geçmişte yaptığım bir şey varsa did ile o cümleyi kuruyorum. Ayşe teyzen neydi senin eskiden? Tenisçiydi. O ne yapardı o zaman? Tenis oynadı. Çok oynadı. Ayşe var ya neler oynadı. O yüzden geçmişte yaptığımız şeylerden bahsederken de did kullanacağız. Bu üçlünün, yani do, does ve did'in ortak özelliği neydi? Olumlu cümlelerde bunlar ortaya çıkmıyor. Bu yüzden karşımızdakinin zamanı anlaması için biz fiil üzerinde oynamalar yapıyorduk. Eğer ki do ortaya çıkamazsa fiili yalın, yani go ise go, swim ise swim, run ise run olarak kullanıyoruz. Does çıkamazsa o does'daki s takısını fiile yolluyoruz ki karşımızdaki diyor ha bu fiile s takmış. Demek ki burada ortaya çıkamayan bir does var. Demek ki bu adam genel bir zamandan bahsediyor diyor. Did'de ise şöyle yapıyoruz. Fiilin ikinci halini alıyoruz. Mekmaklı ifademizin ikinci halini kullanıyoruz. Bunu nasıl elde ediyorduk? Ya eğer ki düzenli bir fiil ise sonuna ed takarak kavuşabiliyorduk. Mesela play oynamak demek. Sonuna ed takayım. Played. Oldu sana oynadım, oynadık, oynadılar. Geçmişe almış olduk bunu yani. İkinci halini kullanarak bu şekilde geçmişten bahsediyorduk. Diğer bir de düzensiz olanlar var. Bunların listesini ben videolarımdan birinin altına koymuştum. Onu artık araştırın, bulun. Zaten irregular verbs list falan yazdınız mı Google'da falan her türlü bulabilirsiniz bunu. İkinci hallerin düzensizleri var. Mesela go, went vesaire, buy, bought gibi şeyler var. Bunları internetten bulabilirsiniz. Bunlar tamamen zaten zamanla, pratikle kafanıza, aklınıza, dilinize yerleşecek şeyler olduğu için bunları tek tek böyle sıralamanın manası yok. Değil mi? Var mı? Yok. Şimdi bir tane aklıma YouTuber geldi. Gerizekalı, bu da İngilizce öğretmeni. Benim videolarımın altına sürekli şey atıyor. Spam atıyor böyle. İşte İngilizce öğrenmek istiyorsanız falan bırakın. Affeder yavşak falan yazmış bana. Ondan sonra bir de kendi videosunun linkini koymuş. Var mı? Girdim izledim. I, you, we, they, he, she. It dedi. It de patlağı verdi. İt de bombayı koydu. İt de çocuğu koydu ortaya. Diyor, yazmış böyle hani ille. I, ben, işte you, sen, we, biz, they, onlar. He, she, it'e o yazmış. He'nin yanına erkek, she'nin yanına kadın, it'in yanında da cansız virgül hayvan yazmış. Değil mi? Cansız. Furkan, it nerede kullanılır? Türkçede mi İngilizce'de mi hocam? Türkçede.
İkisini de söyle bakalım, hani bir feyizlenelim yani. Türkçe'de gereksiz insanların başına koyulur. Genelde o spam atan gibi değil mi? Aynen, spam atan gibi. İngilizce'de herhalde cansızdır. Cansız ve hayvanlar değil mi? Furkan'ın da benim videolarımı izlemedi bu arada. Furkan, şimdi ben sana bir soru soracağım. Buyurun. Şu anda kapı çalıyor olsa, benim kapımın deliği bozuk, böyle buğulanmış, tamam mı? Arkasını da bakamıyoruz. Ben diyeceğim ki kim o? Yani bu cümlede bir kim var, bir de o var. Değil mi? Ben bu cümledeki o ifadesini İngilizce'de o anlamına gelen he, she, it'ten hangisiyle karşılayabilirim? It'ten. Şimdi he diyemiyoruz değil mi? Belirsiz, he de diyemiyoruz, bilmiyoruz. Sen dedin ki cansızla hayvan da kullanılıyor. Kapıyı bir cansız bir şey çalmıyor ki. Ya da bir hayvan yok ki kapıda, değil mi? Şimdi ablamız ne yazmış, o it olan, Türkçedeki it olan. Cansız ve hayvan yani. Buradan zaten sen bombayı vermişsin benim elime. Daha benim oraya niye spam atıyorsun ya? Neyse, ben ne anlatıyordum? Ben dit'teydim değil mi? Dit dedim, geçmişte yaptığımız şeylerden bahsederken kullanılıyor. Ardından geldik emizar was were ve ardından gelen bir verb ing, yani fiilimize, mekmaklı ifademize ing takıyoruz. ing'nin Türkçedeki tam karşılığı şu an için your demek olacak. Bizim zihnimize böyle kazınsın şu an için. İlerleyen zamanda tabii çok farklı kullanımları da ortaya çıkar. Ama şu an için ing'nin Türkçedeki your eki anlamına geldiğini bilelim. Yani yapıyorum, yapıyordum, gidiyorum, gidiyordum, yiyordum, yiyorum gibi şeyler söyleyecekken ing'yi kullanalım. Peki buradaki emizar buzzword ne için kullanılıyor? Tabii ki de zamanı belirtmek için. Mesela diyeceğim ki ben konuşuyorum. Konuşmak speak ya da talk. I am talking dediğim zaman şu an konuşuyor oluşumdan bahsediyorum. Ama I was talking ya da I was speaking dediğim zaman hani konuşuyordum. Geçmişteydi, o andaydı, bitti gitti. Emizar buzzword'ü bu hususta biz zamanı belirtmek için kullanıyoruz. Ardından will geliyor. Will, hatta şöyle bir toparlayalım onları. Will, can, may, must, should ifadelerinden sonra daima biz şu an için fiilimizi, mekmaklı ifademizi yalın kullanacağız. Go sa go, swim sa swim, come sa come, sıkıntı yok. Ve will bu ifadeye ecekacak anlamı katıyor. I will speak. Ben konuşacağım. Can'e gelelim. I can speak. Ben konuşabilirim. Ben bu işi yapabilirim. Gelelim mesela must'a. I must speak. Ben konuşmalıyım. Bir an önce ben bu işi yapmalıyım diyoruz. Ardından may. I may speak. Hani konuşabilirim, bilmiyorum. Ya onunla konuşacak mısın valla? I may speak. Konuşabilirim, belki, belli olmaz. Ardından ne var? Should. Mesela diyeyim ki sen konuşmalısın. Bence yani you should speak. You should speak. Değil mi? Hani sen konuşmalısın ama o benim fikrim. Bu sana kalmış. Konuşacağım mı, konuşmayacağım mı beni alakadar etmez. Şimdi zaten bu yardımcıları bildikten sonra gerisinin bir sıkıntısı kalmayacak. Şimdi mesela böyle yorumlar geliyor. Ya işte hocam iyi güzel, hadi bunları anladık, cümle kuruyoruz da bizim işte kelime bilgimiz zayıf. Şimdi zaten bir insanın, mesela bir Türk insanının atıyorum, günlük hayatta kullandığı kelime sayısı 400'ü geçmiyormuş yani. Bunu da bugün sabah okudum sanırım. 400 kelimeyi geçmiyormuş bizim günlük olarak kullandığımız kelime sayısı. Şimdi ondan sonra İngilizlerinkini araştırdım. Amerikanların, işte bu İngilizce konuşan milletleri araştırdım. Onların 180-200 kelime arasındaymış ortalama günlük hani kullandıkları, aktif olarak kullandıkları kelime sayısı. Sonra şeyi düşündüm. Ya dedim, bana sürekli yazıyorlar. Kelime bilmiyorum, konuşamayacağım. Ondan sonra izlediğim başka bir YouTuber, İngilizce hocasının videosu aklıma geldi. Tahtaya böyle şey yazmış. I am, you are, red, işte kırmızı, sarı, işte top, tavuk, yumurta falan kelimeler yazmış. Bunları birleştirerek hani bak diyor, konuştun işte diyor. I am student. Tamam işte konuşturdum falan diyor. Hani kelime bilmek gerçekten bizim cümle kurmamızı sağlar mı diye düşündüm. Hani tabii ki dedim, sağlamaz. Nasıl sağlasın ki? Mesela şimdi ben aklımdan 5 tane kelime geçireyim. Diyeyim ki couch, kanepe. Diyeyim ki chicken, tavuk. Diyeyim ki lion, aslan. Bir tane de ne diyeyim? Pencil diyeyim, kalem diyeyim. Bir de book diyeyim, kitap diyeyim. Şimdi bu 5 kelimeyi öğrendim. Peki ben bu 5 kelimenin 5'ini de aynı cümlede veya farklı cümlelerde çatır çatır konuşabilir miyim? Hayır. Mesela şimdi bir yabancıyı düşünelim. Türkçe öğreniyor. Adamı öğretiyoruz bak. Bu gelmek demek. Bu adama cümle kur dediğimizde ne diyecektir? Ben gelmek, sen gelmek, Ali gelmek. Ama biz böyle konuşmuyoruz değil mi? O yüzden kelime bilmek senin o dili konuşabiliyor olduğun veya konuşacağın anlamına gelmez. Ki zaten bizim İngilizce'de zaten biliyor olduğumuz kelime sayısı çok fazla. Şimdi Furkan, seninle küçük bir test yapacağım. Ben sana İngilizce kelimeler söyleyeceğim. Senden Türkçesini isteyeceğim. Var mı İngilizcem böyle çok şatafatlı? Şansımı denemek istiyorum. Şansını denemek istiyorsun. Harika. İlk kelimemiz action. Aksiyon. Aksiyon. Hareket değil mi? Birde bir. İkinci kelimemiz alarm. Alarm. Alarm, bildin. Üçüncü kelimemiz album. Albüm. Albüm. Üçte üç gidiyor. Dördüncü kelimemiz hotel. Hotel. Harikasın. Beşinci kelimemiz group. Grup. Süper. Altıncı oldu değil mi? Calorie. Kalori. Kalori, süper. Yedinci mi oldu?
Energy. Enerji. Harika. Image. Amaç. Image. Amaç değil de 8'de 9'da bir tane yanlış çıksın. İmaj. 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 Tamam. Factor. Faktör. Faktör. Extra. Extra. Yani? Fazla. Fazladan değil mi? Discipline. Disiplin. Disiplin. Academy. Akademi. Akademi. Son olarak da bazar. Pazar. Pazar. Ben İngilizce biliyormuşum. Şimdi sen... Bu adam İngilizce biliyor. Şimdi bak, yani zaten bildiğimiz kelime çok fazla. Neden? Abi sürekli almışız. Sürekli almışız yani adamlarla. Discipline, işte academy, mesela amateur. Ne demek? Amatör. Amatör, mesela professional. Biz kullanmıyor muyuz şimdi? Allah Allah. Çok profesyonel ya. Ya bu şarkıcı da çok amatörmüş. Bizim zaten biz kendi kelimelerimizi unutmuşuz. Zaten hayatımız İngilizce oldu. O yüzden ben hep diyorum İngilizce 3 ayda 4 ayda hatta 3'e 4 ayı bırak yani 1,5-2 aylık bir sürede yeterli vakit ayırdığında öğrenebilecek bir dil. Kelime bilgimiz zaten var. Tek bilmediğimiz şey yardımcılar. Onları da zaten anlattık da işte yani cümle kuracağım. Şimdi kelime konusunu çözdüğümüze inanıyorum. Ha. Eksik olan kelimelerin olabilir. Nasıl öğreneceksin? Şimdi onu da şöyle açıklayayım ben sana. Kelime dediğimiz şey görsellerle öğrenilir. Atıyorum ben sana ağaç dediğim zaman senin aklına A, yumuşak G, A ve Ç harfleri değil bir görsel gelir. Değil mi? Ancak her insanın görseli farklıdır. Mesela ben top derim. Atıyorum Furkan'ın aklına Kerimcan gelir. Benim aklıma Nike bir tane top gelir böyle. Değil mi? Herkesin görseli farklıdır. Bu yüzden kitap okumanız lazım. Kitap okumak ne demektir? Kitap okumak demek kafanda kendin yönetmen olursun ya kafanda o kitabın filmini çekersin. Ve sadece senin görsellerin olur. Adam oraya yazar. Ağaçlık bir yoldan yürüyordum. Oradaki ağaçların kabak ağacı mı olacağına, söğüt mü olacağına, işte ne, palamut muydu? Ağaç mıydı o ya? Palamut değil mi? Palamut ağaç. Yok palamut değil. Ama ağacı da var onun. Meyvesi palamut meyvesi. Kestane gürgen palamut diye bir şey var. O ağacın kestane ağacı mı olduğunu, gürgen olduğunu mu, palamut mu olduğunu senin beynin belirleyecek. Senin kafandaki o ağaç görseli belirleyecek. Mesela Ali topa vuruyordu yazıyor kitapta. Topun zaten şeklini, şemalini, sarmalını, markasını, rengini, her şeyini sen kafanda yazıp çiziyorsun. Yani filmi kendin yönetiyorsun ve kendi görsellerini kullanıyorsun ki zaten kelime kendi görsellerini kullanılarak öğrenilmeli bence. Kelime ezberi yapılır. Nasıl yapılır? Bir sınava gireceksindir. 10 gün sonra sınavın vardır. Ezberlersin. Girersin. Çat 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 yazarsın. Basar gidersin. Lakin İngilizceyi konuşmak istiyorum, bir iletişim aracı olarak kullanmak istiyorum diyorsan ezberden uzak kal. Öğrenmeye yelten, internette bir sürü internet sitesi var. Onları kullan, hayatını biraz İngilizceye çevir, kelimeyi zaten öğrenirsin ve oku. Ondan sonra, şimdi çok soru geliyor şu konuda. Ya işte öğretmenim ben çocuğuma nasıl öğretebilirim? Ben de hemen maile cevap yazıyorum. Sen biliyor musun İngilizceyi? Bilmediği şeyi çocuğa öğretecek. Şimdi zaten öncelikle senin öğrenmen lazım ki sen çocuğa öğretebilesin. Atıyorum ben velhasıl pilav yapmayı bilmiyorum. Ben bunu başka birine nasıl öğretebilirim ki bu bir çocuk olsun veya yetişkin olsun. Ben bilmediğim bir şeyi başkasına öğretemem. Önce kendiniz öğrenin. Siz neden öğrenemediniz? Zaten siz de bugüne kadar almış olduğunuz eğitimden dolayı öğrenemediniz. Yani ülkemizde öyle bir gerizekalı bir sistem var ki hani Silivri soğuk ama ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde güzel bir eğitim sistemi var bu hususta. Yani bir öğrenci düşün 18 yaşında üniversiteye gidiyor, İngilizce öğretmenliği bölümünü bitiriyor ve sen bu adamı alıp İngilizce öğretmeni yapacakken matematik sorusu soruyorsun, Türkçe sorusu soruyorsun, genel kültür sorusu soruyorsun ve İngilizce sormuyorsun sen bu adama. Ya bu adam İngilizce bilmiyor, velhasıl bilmiyor. Kopyayla şeyle geçti, üniversiteyi bitirdi. Sen bunu matematik sorusu soruyorsun buna. Bu 20'den 10 yapıyor matematiği. Çat atanıyor, öğretmen oluyor. Ve bir İngilizce öğretmen. Belki iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Belki bir öğretmen kalifiyelerine sahip değil. Kimse bunu sorgulamıyor. Mesela benim öğrencilerimin çoğunluğu üniversite öğrencisiydi geçen yıl. Bu yıl biraz daha liseye düştü. Daha çok böyle 50-40 yaşında olan öğrencilerim de var ortalamada da. Yani her yaş diliminden aslında öğrenciye sahibim. Şimdi hepsine soruyorum. 40-50 yaşlarındakine soruyorum diyorum. Sizin zamanınızda müfettiş var mıydı? Siz müfettişin ne olduğunu bilir misiniz? Sizin sınıfınıza gelirler mi? Diyorlar ki evet 40-50 yaş grubu bunu diyor. Evet bize sürekli müfettiş gelirdi. Bizi sorgulardı, sorular sorardı. Ondan sonra gidiyorum üniversitelilere soruyorum. Diyorum ki siz hiç ilkokulda, ortaokulda, lisede yani bir müfettişe denk geldiniz mi? Veya bir müfettiş gördünüz mü? Müfettiş kelimesini duydunuz mu? Yemin ediyorum size hiçbirinden çıt yok. Hiçbirinden çıt yok. Adamlar müfettişi bir tek zaten Hababam sınıfında görmüş. O atışıyor ya Kemal Sunal'da işte. Ne paşa falan Kemal Sultan Paşa derken bir oradan müfettişin ne olduğunu biliyorlar. Liselilere zaten müfettiş dediğimde hani böyle far görmüş tavşan gibi oluyorlar. Acaba ama ne ki? Acaba İngilizce kelime mi bu? Müfettiş ne demek acaba falan. Müfettişin ne olduğunu bilmiyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela ben bir arkadaşıma veya birine
atıyorum Ahmet'e diyorum ki Ahmet ben sana 1000 lira para vereceğim. Ben yurt dışında olacağım, Hollanda'da olacağım. Benim evim var arkana biliyorsun. Gel benim evimde bir ay kal. Her gün temizle evi. Ve karşılığında ben sana 1000 lira para veririm. Şimdi ben Ahmet olsam parayı alırım. Sonra bir evi gezerim. Evde kamera var mı? Yok. Evde kamera yoksa 30 gün boyunca tövbe. 29 gün boyunca yatarım. 30. gün o evi temizlerim. 1000 lirayı alırım, basar giderim. Haksız mıyım? Sen de yaparsın değil mi? Kesinlikle. Vallahi ben de yaparım. Bu kadar basit. Şimdi sen buna yetkiyi vermişsin. Demişsin ki ben sana atıyorum 3,5 milyar para vereceğim. 100 tane öğrencim var. 100'üne İngilizceyi öğret. Her şeyi anlatmışsın ama. Temizlik malzemesinin nerede olduğunu, yani müfredatını vermişsin. Ona yatacak yer vermişsin, öğretmenler odasını vermişsin. Ona geçineceği parayı vermişsin, maaşını vermişsin ve demişsin ki hadi bay bay. Çocuklar sen de öğretirsin artık. Öğretir mi? Bak öğretir mi? Açıklayayım mı? Öğretirim şöyle. Açıklamayayım değil mi? Öğretmez. Yapmaz. Niye yapsın ya? Adamın umurunda mı olur zaten? Niçin yapsın ki? Şimdi sen çocuğunu böyle birine emanet ediyorsun. Ve güveniyorsun. Aa bizim öğretmenimiz tamam ya öğretir falan. Ya ne öğretecek adamın umurunda mı olur ya? Adam parasını almış zaten. Müfettiş gelmez, hacı gitmez, hoca gelmez. Ne işi var adamın orada? Girer derse aç yavrum şu kitap sayfa 20. Oku bakalım. Oo tamam Peter koşmuş. Peter topa vurdu. Okey. Çocuklar kendinize iyi bakın. Yarın özetini getirin. Bitti. Yani müfettişin ne olduğunu bilmiyoruz artık. Böyle lanet bir eğitim sistemimiz var. Zaten bu eğitim sistemiyle çocuğunuza öğretmeyi bırakın. Çocuğunuz zaten öğretmenden bile öğrenemez ki sizden öğrensin. O yüzden bazen de sınırları bazen zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi nasıl öğreneceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Bu işin bir kısa yolu, bir ipucu var mıdır diye. Bu işin ipucu aslında bizde yatıyor. Herkeste, hepimizde. Yani konuşabilen her bir birey, düşünebilen her bir birey başka bir dili nasıl öğreneceğini biliyor olmalı zaten. Şimdi şöyle düşünün. Ananızdan doğduğunuzda Türkçe mi konuşuyordunuz? Çıkıp kafayı çıkarıp selamünaleyküm falan. Hani sıkıldım içeriden ha ben geldim. Çok sıkılmıştım zaten orada falan. Hani yüzüyorduk falan ama böyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Doğal bir süreçten geçiyorsun değil mi? Evin içindesin. İşte anan var, danan var, her şeyin evde var. Konuşuyorlar. Sürekli bir Türkçeye maruz kalıyorsun. Sürekli Allah'ım oradan bır bır konuşuyor, oradan bır bır. Bıktım 7-24 İngilizcenin içerisindesin. Uyurken bile dandini dastanı, danalar sana gir. Sürekli bir Türkçe 7-24 bıktım. Bakın böyle zorlu bir süreç sonunda bu çocuk ne simple present bilir, ne geçmiş zaman bilir, ne will bilir, ne can bilir, ne işte ne bileyim sıfat fiil bilir, zamir bilir. Bu çocuk konuşuyor. 4 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuk çok rahat beni anlıyor. Ben onu çok rahat anlıyorum, çok güzel, temiz konuşuyor. Çocuğa diyorum ki oğlum sen edilgenleri biliyor musun lan? O ne? Yani yiyecek bir şey mi? Çocuk bilmiyor edilgen nedir bilmiyor ama konuşuyor. Dün cam kırılmış doğru mu diyorum. He hocam kırıldı vallahi diyor. Kırıldı diyor edilgen bir yapı kullanıyor. Gizli özne kullanıyor ama gizli öznenin ne olduğunu bilir mi mesela o çocuk? Bilmez. Şimdi madem sen niye uğraşıyorsun? Ay kozitifleri de öğreneyim. Kursa gideyim de işte hocam if close anlatsın bana. If close'lardan sonra bir de non close'ları öğreneyim. Sonra konuştun değil mi? Zaten bu sebepten bu haline düştük. Gramerle bir işimiz yok. Sadece gramer hususunda dediğim gibi yani 100 saatlik bir ders varsa 99 saatini konuşma üzerine ayıracaksın. 1 saatinde gramer işleyeceksin. Onu da ben zaten size toplam bir baksam 7-8 videoda yani 10-15'er dakikalık 7-8 videoda anlattım bütün bilmeniz gereken grameri konuşmak için. Başka bir gramer ihtiyacınız yok. Ondan sonra evet artık gelelim zurnanın zırt dediği yere. Örneklere başlayalım. Konuştuk, anlattık, ne yapmanız gerektiğini söyledik. Yardımcıların ne işe yaradığından, ne için kullanıldığından, her şeyinden bahsettik. Bir daha dinlemek istersen geri dön. Bak artık bir daha anlatamayacağım. Yeter 30 oldu. Örneklere geçiyoruz. Örneklere başlayalım. Şimdi ilk örneğimiz ya bu örnekler aslında böyle tek tek hani bir ben koşuyorum, iki sen koşuyorsun gibi değil. Biraz böyle bir paragraf halinde. Önce bir okuyayım sonra tek tek beraber çevirelim. İlk paragrafı okuyalım. Ben bir şarkıcıyım. Ben şarkı söylerim çünkü babam müzisyendi. Ben doğum günü partimde şarkı söyledim. Ve insanlar sesimi beğendi. Bir konserde söyleyeceğim ve 100 dolar alacağım. Bu konseri kaçıramam çünkü kiramı ödemeliyim. Sanırım çarşamba ödeyebilirim. Bence sen gelmelisin çünkü onu seveceksin. Şimdi paragraf 1 bu. Paragraf 2'yi de okuyorum. Muzaffer bir sekreter. O sürekli konuşur çünkü o lisede çok konuşkandı. Ama doğum günümde konuşmadı. Şu an bir televizyon kanalında çalışıyor. Geçen ay bankada çalışıyordu. Bu yaz Florida'ya gidecek çünkü İngilizce konuşabiliyor. Bu yüzden o para biriktirmeli ama Isparta'ya da gidebilir. Bence o haftaya vize almalı. Şimdi örnekler bunlar. Şimdi burada videoyu durdurup veya geri sarıp bu örnekleri kendi çapınıza şöyle bir kağıt
da yazın. Çevirerek, İngilizce'ye çevirerek bir yazın. Şimdi ben size bunların İngilizcelerini anlatıyorum. Benzer kelimeler kullanıyor olabiliriz. Sıkıntı değil. Siz şuna bakın, cümlenin gidişatı doğru mu? Atıyorum zor var mesela paragrafta. Ben ona difficult derim. Siz hard dersiniz. Bunda sıkıntı yok. Açın sözlükten bakın, hepsini kullanabilirsiniz. Sadece cümle gidişatına dikkat edin. Başlayalım. İlk paragraf, ben bir şarkıcıyım. Yani olduğum bir şeyden bahsediyorum ve genel bağlamda olduğum bir şey belli ki. Yani I am a singer. Ben şarkı söylerim. Yani benim genel bağlamda yaptığım bir şey var burada. Yani I diyorum, do'yu çıkarmıyorum ortaya. Şarkı söylemek anlamına gelen sing'i olduğu gibi çakıyorum. I sing. Çünkü babam müzisyendi. Because, çünkü babam, yani my father veya he müzisyendi. Müzisyen olduğundan ve geçmişte olduğu bir şeyden bahsediyorum. My father was a musician. Babam bir müzisyendi. Ben doğum günü partimde şarkı söyledim. Geçmişte yaptığım bir şey did kullanacağım. I, sing'in ikinci hali lazım, yani sang. I sang at my birthday party. Birthday partimde şarkı söyledim. And ve insanlar sesimi beğendi. Yani people ya da onlar, they. Beğenmek like, geçmişte beğendikleri için, geçmişte yaptıkları için liked diyorum. And people liked, neyi sevdiler? My voice. Benim sesimi sevdiler. Bir konserde söyleyeceğim. Yani ben gelecekte yapacağım bunu. O yüzden yardımcı seçimi will. I will sing in a concert. Bir konserde söyleyeceğim. And ve $100 alacağım. Yani I will get ya da take, I will take $100. Bu konseri kaçıramam, yapamam kesinlikle. I cannot kaçırmak, miss. Neyi? I cannot miss this concert. Bu konseri kaçıramam. Çünkü kirayı ödemeliyim. Kiramı ödemeliyim demek ki bir an önce yapmam gereken bir şey. I must ödemek, pay. I must pay neyi? My rent. Rent'i de zaten mesela al işte bak, bir kelime daha görüyor musun? Rent-a-car değil mi? Araba kiralı, rent kiralamak işte. I must pay my rent. Sanırım çarşamba ödeyebilirim, yani hani belki diyoruz, bir ihtimalden bahsediyoruz. I may ödemek pay'di. I may pay neyi? Onu, yani it. I may pay it on Wednesday. Çarşamba gününde. On Wednesday. Ondan sonra bence sen gelmelisin çünkü onu seveceksin. Hani benim naçizane fikrim bu. Bence gelmelisin ama bana ne? I think, yani bence, you should come. You should come. Because sen seveceksin. Yani you will like it. Onu seveceksin. İlk paragrafın çevirisi böyle. İkinci paragrafa başlayalım. Muzaffer bir sekreter. Niye Muzaffer yazıyorum? He diyeyim ben buna. Muzaffer çok iğrenç olmuş. He is a secretary. Neden is kullandık? Çünkü Muzaffer'in genel bağlamda sekreter olmasından, olduğundan bahsediyor. He is a secretary. O sürekli konuşur. Yani he always speaks. Neden speak değil de speaks? Çünkü onun genel bağlamda yaptığı bir şey var ve ben he'de genel bağlamda, he she'de genel bağlamda yapılan şeylerde does kullanıyorum. O da olumlu bir cümle ortaya çıkmıyor. Speak ifadesine s'i yolluyor. Karşıdaki diyor ki ulan diyor, bu speak'e s koymuş. Demek ki burada bir does var. Demek ki bu herif böyle bir zamandan bahsediyor. Ne dedik? He always speaks ya da he speaks all the time. Sürekli konuşur. O lisede çok konuşkandı. Çünkü o lisede çok konuşkandı. Because he was, geçmişte olduğu bir şey, konuşkan olmak. He was very talkative. Çok talkative'di, çok konuşkandı. Lisede, at high school. High school'da çok konuşkandı. Ama benim doğum günümde konuşmadı. But he, dedim, didn't, geçmişte yaptığı bir şey var. Aslında yapmadığı bir şey var. O yüzden did'i de çıkardım. He didn't talk veya he didn't speak at my birthday. Benim doğum günümde konuşmadı. Şu an bir televizyon kanalında çalışıyor. Yani your var, aklıma ing geldi. Şu anda olduğu için Emizar Vazör ikilisinden Emizar'ı seçtim. He is working in a TV channel. Şu anda bir TV channel'da çalışıyor. Geçen ay bankada çalışıyordu. Yine bir your var ama geçmişe ait bir your var. Emizar Vazör ikilisinden Vazör'ü seçtim ve dedim ki he was working, nerede çalışıyordu? In a bank. O bir bankada çalışıyordu. Ne zaman? Last month. Geçen ay. Bu yaz Florida'ya gidecek. Yani he will go to Florida. Ne zaman? This summer. Bu yaz. Because, çünkü İngilizce konuşabiliyor. Bu işi yapabiliyor. He can speak English. So, bu yüzden o para biriktirmeli. Parayı save yapmalı. Biriktirmeli acilen. Çünkü adam bu yaz Florida'ya gidecek. He must save money. Para biriktirmeli. Ama, but Isparta'ya da gidebilir. Hani belki o gidebilir. He may go to Isparta. Ya da Sparta mı demeliydin?
daha güzel değil mi? He may go to Sparta. Değil mi? E bence o haftaya vize almalı ama yani benim fikrim bu. Almazsa da almasın. Bana ne canım, ben Florida'ya gideceğim. I think bence he should get a visa. He should get a visa. Değil mi? O vize almalı bence ama bana ne diyoruz. Örnekler bu kadar. Kendiniz ikiyle karşılaştırın. Dediğim gibi kelime farkları olabilir. Sözlükten baktığınızda farklı bir kelimeyle, eşdeğer bir kelimeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Sadece cümle sıralamasına dikkat edin. Görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi burası FK ulan.